Geçen hafta göl başında bulunan özel harekat birliğine uğradım. Biliyorsunuz orada 50 tane yiğidimiz şehit oldu. Bu gözü dönmüş, bu caniler, bu FETÖ terör örgütü mensupları orada bulunan polisimize 7 kilometre ileriden lazer güdümlü bir tonluk bomba atmışlar. Biliyor musunuz ki bu bombalar PKK'ya karşı bile kullanılmamış bombalar. Bu nasıl gözü dönmüşlüktür? Bu nasıl caniliktir? Milletçe, devletçe büyük bir badirenin üzerinden 16 gün geçti. 16 gündür hep beraber demokrasimize, cumhuriyetimize, milli irademize, geleceğimize, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak için Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği doğrultusunda meydanlardayız, meydanlardasınız. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum sevgili Antalyalılar. 15 Temmuz Türk demokrasi devrimi bundan sonra dünyada oluşacak bütün sosyal, bütün siyasi olaylarda milletlerin, özellikle mazlum milletlerin, sömürülen milletlerin, uluslararası ağaların, beylerin sömürdüğü mazlum milletler için bir milat olacak. Bundan herkes emin olsun. Nasıl ki 1878 Fransız devriminden sonra bütün uluslar o devrimden etkilendiyse, bundan sonra da 15 Temmuz Türk demokrasi devrimi de bütün dünyayı etkilemeye devam edecek. Bu elim olaydan sonra, bu üzücü olaydan sonra tabii ki devletin kurumlarına, devletin kılcal damarlarına kadar sızmış, toplumu adeta işgal etmiş bu terör çetesinden, bu FETÖ'cü terör çetesinden hem kamuyu hem de toplumu temizlemek zorundaydık. Bunu da yapıyoruz. Ne diyorlar? Cadı avı var diyorlar. Sevgili Antalyalılar, biz cadı avı falan yapmıyoruz. Ama biz cani avı yapıyoruz. Biz hainleri avlıyoruz. Avlamaya da devam edeceğiz. Bu süreç içerisinde zaman zaman yanlış yaptıklarımız da oluyor. Zaman zaman kurunun yanında yaşın yandığı da oluyor. Bunun farkındayız. Bakın, üniversitemizde bir operasyon yaptık. Orada bazı hocalarımız bunlarla ilgisi olmamasına rağmen bizim yanlışımızla o listelerde yer aldılar. Biz yanlışı fark eder etmez hocalarımızdan özür diledik ve gönderdik. Eğer toplumda karşınıza buna benzer isimler gelirse bilin ki o hatalarımızı hemen düzeltiyoruz ve düzelteceğiz. Sayın Valim, adın ne? Listede yer alan Ahmet, sayı kaç? Babayın adı ne? Arkadaşlar, şimdi isim sayı vermek doğru değil tabii. Arkadaşlar hem emniyette hem savcılıktaki arkadaşlar o listeleri inceliyorlar. Gerçekten bu hengamede, dönemde zaman zaman ilgisiz insanlarda bazen isim benzerliği, bazen olay benzerliği, bazen bir hesap, bir telefon gibi farklı uygulamalarda ilgisiz arkadaşları da aldığımız oluyor. Onlardan özür diliyoruz her şeyden önce. Haklarını helal etsinler. Bir kastımız yok. Ne polisin ne bizim bir kastımız yok. Onların farkında varır mı? Bizi devam ediyorlar. Hareket ediyorlar. Kalabalık ne yapsınlar? Ama şu ana kadar zannediyorum 20'ye yakın buna benzer hocamızı bırakmış oldu. Vallahi valilik bürosu gibiyim ben. Son sayı kaç efendim tam olarak gözaltına? Nazım Küçük abi, sen de kimliği kaybetmişsin. Arkadaşlar, son sayı yani gözaltına alınan, tutuklanan, açığa alınan toplam 1750 civarında. 716. Ben ezelden beridi hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım,
bir zühre duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi Serhaddin var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Ne güzel. Aman, aman çocukları kaybetmeyelim ya. Vallahi. Yeniden yapması çok zor. Gaz çıkartma işi çok zor. Ayrılma güzelden yardımcı ne? Bakmıyor. Gel ben gül gamlı olmasına işlik yok. Haydi Anadolu. Miroş, Miray, babacığım, babacığım, hı? Babacığım, hı? Babacığım, babacığım, aşkım, nereye bakıyorsun sen? Abi size var ya, tatlım. Bak bak, dur dur. Aşkım? Miroş. Ha, burası. Ha, kim? Miroş. Ağzına götürmüş. Yalnız bundan bir kesin. Kızım. Bir de şey. Gel. İlk etapta biraz tedirgin olduk tabii küçük olduğu için. Ondan sonra doktorlarımız tedirgin olmamamız. Daha önce bunun örneklerinin olduğunu söylediler. İki tane alternatif olduğunu söylediler. Bir kadavradan sıraya girmemiz gerektiğini, bir de canlı vericinin verebileceğini. Ondan sonra biz de teyzesi ve ben şey olduk, verici olmak için şey yaptık. Testlere başladık, zaten belli bir süreci var testlerin. Ondan sonra teyzesi biraz çekindi, tabii kendi çocukları da olduğu için. Tamam dedim, o zaman ben devam ettim testlere. Uyumlu çıktı, verdik. Maşallah şu anda gayet iyi, eve geçtik. Yani normal hayatımıza döndük. Kaçıncı gün? Şu anda bir buçuk ay oldu. Bir buçuk ayda normal hayatımıza döndüm. Ben zaten bir ayda kendi işime döndüm. Yaşıyorsun. Ameliyatımız olduk. Allah'a şükür çok güzel geçti. Bir aya yakın burada yattık hastanede. Burada takip edildi. Her şey tek tek bakıldı. Bütün tahliller yapıldı. Artık hastaneden çıkabilirsiniz dendiği an biz evimize gittik. Şimdi ilaçlarımızı evimizde devam ediyoruz ve haftada bir gün rutin kontrollerimize geliyoruz. Şu an her şey Allah'a şükür yolunda. Bebeğimiz büyümeye başladı, kilo almaya başladı. Şu an kaç kilo? 6,5-7 kiloya yakındır. Ameliyata girdiğimizde 5,5 kiloydu. Yani toparlanmaya başladı bayağı bir. Çok mutluyuz kaç yani. Kaç ayda şu an? Nasıl bakıyor? Babasından aldığımız karaciğerin sol tarafını naklettik. Başarılı bir nakil oldu. Tabii bunun şeyi çok önemli. Hem çocuğun küçük olması hem yapılan işlem açısından. Bu gibi çocukların muhakkak ki teknik problemler olabiliyor. Hastanemizin altyapısının iyiliği, ekibimizin kuvvetli olması bu çocuğun naklinin gayet başarılı geçmesinde oldukça önemli. Göndereyim de yayınlasınlar. İç
içinde biri olup olmadı belli. Kesin. Nasıl bir şey ters? Şey yapacaklar ya, inşaata verecekler. Onun için mi yaptılar? Kesin öyle. Abi şuraya bak ya. Ama alt katta yaşayan var. Oradan dön gel. 5 derece dön. 5 derece dön.